Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine farklı bir projeyle karşınızdayım. Farklı bir video ile karşınızdayım. Daha doğrusu mekan farklı sadece. Çandarlı'nın, Çandarlı'ya bağlı Deliktaş köyünün zindan mevkii burası. Burası çok eski bir sunak. Yaklaşık milattan önce 5000 ve 8000 yıllarına dayanıyor buranın tarihi. Bugün size çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir haber daha vereceğim. Yani o videonun sonuna saklıyorum onu. Gerçekten çok güzel, çok ilginç bir haber. Çok ilginç bir projeyle karşınıza geleceğiz. Yakında geleceğiz diyorum. Buraya dikkatinizi çekeceğim. Şimdi buraya ben daha farklı bir proje için gelmiştim. Bir araştırma yapıyordum. Sizin için bir video serisi hazırlamak istiyorum da. Onunla ilgili bir araştırma yapıyordum. Buraya o yüzden geldim. Bir kahve yapıp içmek istedim ancak yanıma ateş çakmak almamışım. Allah'tan sürekli yanımda taşıdığım şeyler var biliyorsunuz. Benim kamp çakım ve magnezyum çubuğum. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yerlerde de şey var. Bir sürü kav var kayadan. Kayalarda yetişen biyosum türü. Bunlar çok güzel kav oluyor. Gördüğünüz gibi kuru çalı çırpı var. Kayadan kav çıkartıp kahve yapıp onu yudumlarken size neden buraya geldiğimi, buranın biraz tarihiyle alakalı ufak bir bilgi ve dediğim gibi az önce de belirttiğim gibi çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm çok güzel bir projeye başlıyoruz. Onun duyurusunu yapacağım. Esas buraya geliş sebebim olan diğer seri, video serisi projesini daha sonra yasaklıyorum. Onu daha sonra haber vereceğim size. Arkadaşlar şimdi sunağın tepesine çıktım. Arkamda altarı görüyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz tepenin arkası Çandarlı. Şuradaki görebiliyor musunuz videodan bilmiyorum. Rüzgar gülleri var. Onun da arkası Bergama. Burası tam merkezi bir yer. Sunağın en tepesindeyim. Şimdi altara doğru yürüyeyim sizinle beraber şöyle. Ovaya hakim bir yerde bu altar. İnsanlar burada kurban edilip tanrılara sunuluyordu bu sunakta. Bundan yaklaşık 5000 ila 8000 yıl önce. Bütün ovaya hakim bir tepe burası. Görüyorsunuz. Şimdi esas gelelim meseleye. Birazcık kav toplayalım. Ardından size anlatmak istediğim sürprizi anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki şeylerden biraz toplayacağım. Bahsettiğim yosunlardan bakın. Özellikle şu çok iyi durumda. Şunu alabiliriz buradan. Zaten hemen çıkacaktır. Buradaki bunları alıp bu kadarı ateş yapmamız için yeterli olacak diye düşünüyorum. Bunları toplayacağız. Ondan sonra magnezyum çubuğumuzla ateşimizi yakacağız. Arkadaşlar ben çevreyi dolaşırken kahvem olmuş. Şimdi size biraz şeyden bahsedeceğim. Az önce söylediğim, duyurusunu yapmak istediğim güzel, tırnak içinde güzel, çok eğlenceli projeden, yani sizin de ilginizi çekebileceğini düşündüğüm projeden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi ben çok fazla hayatta kalma kiti yapıyorum. Çeşitli materyallerden, çeşitli zamanlarda çok fazla hayatta kalma kiti yapıyorum. Bunların bir kısmı gerçek hayatta kullanılabilecek donanımlar olsa da bir kısmı da fantastik donanımlar oluyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl zombi hayatta kalma kiti, vampirlerde karşı hayatta kalma kiti videoları paylaşmıştım sizinle. Bu konuda internette biraz araştırma yaparken Lady Eli kanalıyla tanıştım. YouTube kanalıyla tanıştım. Linkini bakın yukarıda görüyorsunuz. Çok güzel, cici bir arkadaş. Kendisiyle tanıştık, bayağı sohbet ettik. Hatta arkadaş olduk. Ortak bir proje geliştirmeye karar verdik. Kendisi de hadi hayatta kalalım diye bir konsept üzerine ilerliyor. Daha çok fantastik ve kurgusal konseptler üzerine ilerliyor ama çok ilginç videoları ve çok eğlenceli videoları var. Kanalını takip edin arkadaşlar. Bakın Türkiye'de onun yaptığı işi de yapan çok fazla insan yok. Çok fazla kanal yok. Biraz konu sohbet ettikten sonra ortak nasıl bir proje geliştirebiliriz diye konuştuk.
Ve ortaya gerçekten güzel, mükemmel bir konu çıktı. En azından ben, İlay için de aynısı geçerli eminim. Türkiye'de bu konsept üzerine çalışan ikimizden başka kimse görmediğimiz gibi bu geliştirdiğimiz konu üzerinde de çalışan kimseyi görmedik. Arkadaşlar, bir tane fantastik konu kurgulayacağız İlay'la beraber, ortak. Bir video dizisi olacak bu. Bir seri video olacak daha doğrusu. Bir konsepti kararlaştıracağız. O konsept üzerinde o nasıl hayatta kalınır kısmını anlatacak. O anlattığı şekilde de ben o konsept doğrultusunda bir yerde hayatta kalmaya çalışacağım. Bakın, düşündükçe bile ben heyecanlanıyorum. Çok güzel bir proje olacak bu. Umarım sizin de ilginizi çeker. Ben eminim çekecektir. Hayatta kalma videoları ilginizi çekiyorsa bunu da çekmemiz için bir neden yok. Arkadaşlar, ilerleyen günlerde çok eğlenceli günler bizi bekliyor olacak. Bir aksilik çıkmazsa çok kısa bir süre içerisinde videoları paylaşmaya başlayacağız. Hatta ilk çekimi de çok yakın bir tarihte yapıyoruz kendisiyle, ilk çekimimizi, ortak çekimi. Orada zaten bütün detayları göreceksiniz. Ben daha fazla işin heyecanını kaçırmak istemiyorum. Bu aklınızda kalsın. Çok güzel, çok eğlenceli günler bizi bekliyor arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda tekrar birlikte olacağız. Gördüğünüz gibi nereden nereye, buraya ne için geldim ve şu anda size neyi anlatıyorum ve ne videosu çektik. Ben şimdi biraz kahvemin tadını çıkartacağım arkadaşlar ve manzarayı seyredeceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.